place where they told you what to chase. Told you. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Şimdi yeni başlayanlar için bir video çekmek istiyorum. Bu videoyu özellikle farm hesabımda çekmek istedim. Çünkü farm hesabımda söyleyeceğim şeylerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani birkaç bir şey göstereceğim. Çünkü ben bunu hala farm hesabımda uyguluyorum. Çünkü aslında bu da yeni hesap sayılır. Yani uzun süredir oynuyorum ama VIP 10 olduğuna falan bakmayın. Uzun süredir oynadığım için bu şekilde. Sadece burada gün batımında falan birkaç bir şey göstereceğim size. Yeni başlayanlar için gerçekten önemli olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni başladığınızda her şey çok zor. Aslında eskiden daha zordu ama şu anda daha kolay ama zor yine de. Artık siz karar verirsiniz iyi olup olmadığına. Yine VIP ile başlayacağım arkadaşlar. Yeni başladığınız için aslında medeniyetle başlasam medeniyetle başlamak daha doğru olacak. Medeniyetle başlayayım. Ben kesinlikle Çin başlamanızı öneririm. Çünkü Çin'de bakın kıta savunması 3, bunu hiç göz önünde bulundurmayın, yani bunu hiç değerlendirmeyin. Bu aman işte süvari saldırısı 5 olsun, piyade savunması 3 olsun falan filan, yani bunları dert etmeyin. Çünkü yeni başladığınız için ne kıta savunması 3 sizin bir işinize yarayacak, ne piyade sağlığı 5 sizin bir şeyinize yarayacak. Piyade sağlığı veren bir şey yok da burada ben neden Çin'i ısrarla öneriyorum? Eylem puanı artış hızı %5 veriyor ve yeni başlayan hesaplar için, hesapların gelişimi için bence en önemli olan şey inşa hızı, %5 inşa hızı verdiği için. Tabi elbette diğer YouTube'a video çeken arkadaşlar Almanya'yı da öneriyor. Almanya da güzel. Yani kıta eğitim hızı yeni başlayanlar için çok bir önemli olduğunu düşünmüyorum. En azından 22. seviyeye kadar filan kalenizi getirdiğinizde, ki bu uzun bir süre olacak, yani yaklaşık 2 haftanızı alabilir bu süreç. Süvari saldırısı 5. Yani dediğim gibi bunlar barbarları keserken bunlar çok da önemli şeyler değil. Hesabınızı geliştireceğiniz aşamada bu çok önemli şeyler değil. Zaten sizler kaleniz 8. seviye, 10. seviye olduğu zamanlarda kimseyle düello yapamazsınız. Yani birine vurursanız siz çok zarar görürsünüz. Bu yüzden ben özellikle Çin'i öneriyorum. Oradaki eylem puanı, evet burada %10 eylem puanı veriyor. Orada %5 veriyor ama %5 inşa hızı var. Başkaları da ya zaten ya Almanya ya İspanya ya Çin başlayın derler. İspanya'yı da şundan dolayı söylüyorlar. Barbarlardan ve diğer tarafsız birimlerden gelen deneyimi %10 arttırdığı için. Yani dolayısıyla senin kestiğin barbardan 1000 XP geliyorsa 1100 XP alacaksın. Yani %10 oradan gelecek sadece şehir tırmasından. Yine süvari savunması önemli değil. Kaynak üretimi %20, bu da önemli değil. Neden biliyor musunuz? Şimdi siz tarlaları, işte odunları, odun üretim yerlerini, tarla, hani gıda üretim yerleri düşük seviyede olduğu için onu istediğiniz kadar %20 üretim hızıyla, yani %20 daha fazla üretin. Zaten yani o dolacak. Onu sürekli kontrol edemeyeceksiniz. Ve ilk zamanlarda oyuna çok fazla bakacağınız için hani o çok bir şey getirmeyecek size. Benim tavsiyem kesinlikle Çin başlamalısınız. Bu konuyu geçiyorum şimdi. Ben kendim öyle başlamıştım. Tabii ben oyunu başladığımda ben de bilmiyordum ama okuduğum kadarıyla ve daha önce bu tarz strateji oyunları oynadığım için inşa hızını önemli olduğunu düşündüm ve ben bilerek Çin başladım. Ve şunu da söyleyeyim. Çin'in komutanı, yani siz medeniyeti seçeceksiniz ve o seçtiğiniz medeniyetin size komutanını verecek. Yani Sun Tzu mor komutanlar içerisinde en verimli komutanlardan birisi. Fullediğiniz zaman alan hasarı vuruyor. Şehrinizi bile savunabiliyorsunuz. Hatta birçok oyuncunun arkada, yani efsanevi komutanın arkasında kullandığı komutandır Sun Tzu. Bundan dolayı da öneririm size. Ondan sonra VIP seviyenizden bahsedeceğim. Yani VIP'de şimdi direkt iki işçi çalıştıramayacaksınız siz şehrinizin içerisinde. İkinci inşa kilidini açmanız için VIP 6 olmanız gerekiyor. Ne kadar çabuk VIP 6 olursanız bu kadar, o kadar iyi. Zaten oyun size gerekli işte 2 gün gerektiği kadar bu şeyi vermeye başlayacak size. Hani ikinci inşa için
birkaç parşömen materyal verecek. Onlarla bir şekilde şehrinizi geliştirmeye devam edeceksiniz ama VIP'nizi geliştirmeniz için cevher harcamanız gerekiyor. Cevher harcamanız için cevher elbette toplayamayacaksınız o sıralarda. Çünkü onun araştırmalarda araştırmasını geliştirmeniz gerekiyor cevher toplayabilmeniz için. 150 cevhere yanlış hatırlamıyorsam ikinci inşaatçının kilidini açabiliyordunuz. Hani VIP 6'dan bahsetmiyorum. VIP 5'seniz ve ikinci inşaatçınızın süresi bittiyse 150 cevher daha verip bu şekilde devam edebiliyorsunuz 2 gün daha. Ama o 2 gün bittikten sonra yine tek inşaatçıyla devam etmek zorundasınız. Onun için VIP 6'ya yönelin. Olabildiğince oyunda yaptığınız görevlerden size gelen cevherlerinizi saklayın. Çünkü VIP 6 sizin ilk önceliğiniz olsun. VIP 14'e kadar cevherlerinizi kesinlikle VIP'ye verin ama VIP 6 ilk önceliğiniz olsun. Kesinlikle bunu söylerim. Onun dışında farm hesabından neden farm hesabındayım? Bakın ben bunu farm hesabında yapıyorum. Şimdi bakın. Benim farm hesabımda normalde 414.300 değil. Yani ben farm hesabımda bu şekilde kullanıyorum gün batımını. Bir ordu kullanıyorum. Normalde ben buraya 4 ordu daha ekleyebilirim. Bunu neden yapıyorum? Çünkü şimdi geçmişe bakacağım. Bakın. Bu bir farm hesabı. Bana saldırmış. Ve 3 ordusuyla saldırmış. Şimdi ben bundan intikam alacağım. Şimdi oyunun başında gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın normalde 1 milyon 800 bin kadar ekipman ve komutan gücüne sahibim. Şimdi bakın. Savaşa atla diyelim. Yeneceğim zaten, o bir gerçek. Bakın burada 10 tane 1K'lık XP kağıdı alıyorsunuz. Kaybettiğiniz zaman bundan size 1 tane verecek. O yüzden belirli bir seviyeye getirene kadar hesabınızı kesinlikle savunma kısmını, savunma kısmındaki diğer artık sahaya 3 ordumu çıkabiliyorsunuz, 4 ordumu çıkabiliyorsunuz. Diğer ordularınızı kaldırın, size farm hesapları vursun. Şimdi hemen ben bir tane yenileyim. Güçlü birileri vardır onun. Abi şu, sanırım bunu yenemem. 2 milyon 200 bindi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bunu yenemeyeceğim büyük ihtimalle. Bakın şimdi yenildiğimiz zaman ne alıyoruz? Bakın bir tane geldi. Bak şimdi bu aslında şu an benim kendi ana hesabım için söyleyeyim. Çok fazla elimde XP kağıdı var. Ama 650 gündür oynuyorum. Ve sizler yeni başladınız. Komutanların levelini atlatmak çok zor. Zorlanacaksınız. Gerçekten çok zorlanacaksınız. O yüzden bunun kesinlikle katkısını göreceksinizdir. Yani 4 kere burada savaşabilseniz, hepsinde kaybetseniz 4K XP alacaksınız. Hepsini kazanırsanız 40K XP alacaksınız. Aradaki o fark gerçekten büyük. Belirli bir süre boyunca savunmanızda tek ordu kullanın ve farm hesapları size vurduğunda gidin onları rahatça yenin. Hatta oyunun başında bir süre yenemeyebilirsiniz onları ama en azından ihtimaller dahilinde yenebilirsiniz. Para yatırımı gerçekten tuzak. Ya umarım yeni başlayan arkadaşlar pek bir alım yapmamıştır. Ama illaki alım yapmak istiyorum, alacağım, benim için sorun değil, ben paramı harcarım oyuna diyorsanız benim önereceğim bir paket, yani hesabınızı 25. seviyeye getirdiğinde, yani kalenizi, belediye binanızı 25. seviyeye getirdiğinizde bunu kesinlikle alın. Yanlış hatırlamıyorsam ben bunu 100 liraya almıştım. Şu anda 249 lira. Yani inanılmaz fark var. Ama alacaksanız yine verdiğiniz paraya değecek bir paket. Çünkü totalde size buradan 57, 60, 66. Yani totalde buradan 5, 8, 9. Yani yaklaşık olarak 100K'ya yakın bir cevher gelecek size buradan. 90K civarında bir cevher gelecek size buradan. Kesinlikle değerli bir paket. Sonra tedarik deposundan tedarik deposunu alabilirsiniz. Bu da çok pahalandı. Yani dediğim gibi bu 46 lira falandı yanlış hatırlamıyorsam. Benim zamanımda. Ben yine almıyordum da. 70 liraydı galiba. Tam hatırlamıyorum ama bu civardaydı. Şu anda 170 lira olmuş paketler. Maalesef bunlar ülkemizin ekonomisinden kaynaklı. Keşke böyle olmasa. Bunlar çok daha düşük fiyatları olsa ve biz de alım yapabilsek. Ama maalesef elimizde olan bir şey değil.
kesinlikle tedarik deposunu alın, büyüme sermayesini alın ve üçüncü ve son olarak bunu başta açamayacaksınız zaten sanırım ticaret merkezini kuramadığınız için. Buradan ilahi mirastan bu paketi açmanız zaten sizin alttaki bütün ödülleri, yani 85 liralık paketi açmanız sizin alttaki de bütün ödülleri de almanızı sağlıyor. Şimdi ben tabii ki böyle paketleri falan açmadığım için alttaki ödülleri alamıyorum. Yani bu oyunda orta derecede bir para yatırmak istiyorsanız bu üçünden başka hiçbir yere para yatırmayın. Bir efsanevi komutan kilidini kaldırdığınız zaman da buraya efsanevi komutanın paketi geliyor. Sanırım o da artık 90 lira olmuş olması lazım. Onu da alabilirsiniz. Yani illaki oyuna ben para yatırmak istiyorum diyorsanız onu da alabilirsiniz. Onun dışında da benim önereceğim bir şey yok. Tabii ki tercih sizin. Daha fazla paketler alabilirsiniz. Bu sizin gelişiminize daha da katkı sağlayabilir ama ne yapıyorsanız her adımınızı doğru atmak zorundasınız. Yani bu oyun öyle bir oyun. Jump yapmanızı öneririm arkadaşlar bir yandan da. Bu konuyla alakalı diğer YouTuber'ların videoları var. Onları takip edebilirsiniz. Bu sizin bulunduğunuz krallıkta daha fazla ön plana atmalı sizi. Daha fazla ön plana atar. Ana klanlarda oynarsınız. Dolayısıyla ana klanlarda oynarken bakın burası bir farm klanı. Mesela burada ne çok fazla aktiflik var ne de çok fazla paket alımı var. Buradaki paket alımları falan sizi çok fazla geliştirecek. Ana klanlarda olmalısınız bunun için. Çünkü ne kadar balina varsa, ne kadar güçlü bir hesap varsa bunların hepsi ana klanda olurlar. Jump videolarını kesinlikle izleyin diğer YouTuber'ların. Yapabilirseniz 2 arkadaş, 3 arkadaş. En olmadı çok da sağlıklı olmaz ama tek başınıza da yapabilirsiniz. Yine sizi böyle birkaç adım öne koyar. Diğer krallıkta bulunan insanlardan öne koyar sizi ama birkaç arkadaş daha yaparsanız daha sağlıklı olur sizin için. Zaten izlediğinizde videoları bu şekilde önereceklerdir. Benim size tavsiyelerim bunlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. Sorularınız olursa yorum olarak belirtebilirsiniz. Eleştirileriniz olursa da belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. We hope we pray for better days.